Aşkın ikilik makamında olduğu için dervişin yeri geldiğinde bu aşk perdesinden de geçmesi gerektiğini anlatmıştınız. Öyleyse Mevlana Hazretleri pir olmasına rağmen son anına kadar Şems Hazretlerine duyduğu aşktan neden vazgeçmedi? Bunu anlatırken, evet kardeşimiz yanlış anlamış. Aşk, aşıkla maşuk arasındaki perdedir. Aşığın o perdeyi geçmesi gerekir. O perdeyi geçerken, aşk perdesinden geçerken, evet yanması gerekir. Yanması gerekir ki maşukuna kavuşsun. Bütünüyle aşk olmadan ona kavuşamaz. O perdeden geçerken aşk yakar. Bütünüyle onu aşka büründürür. Nasıl ki bir kömürü ateşin içine attığında o da saf ateş oluyorsa, o da o aşk perdesinden geçince aşk olur. Yoksa öyle perde değil, ikilik değildir o. Olması gerekendir. Aynı şekilde eğer biri Allah'a aşıksa, Allah'ın sevdiklerini de öyle sever. Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği, evet, kuru da öyle sever. Mevlana'nın Şems'i sevmesi böyledir. Ölçü böyledir. Bu aşk azalmaz. Allah'a vasıl olsa bile, eğer Allah onu bir kapıdan içeri almış, birini vesile etmişse, ona olan aşkı, muhabbeti artarak devam eder. Ne kadar, hangi makama gelirse gelsin, bu böyledir. Hiçbir zaman onu unutmaz, sevmekten de vazgeçmez. Ona olan sevgisi aynı zamanda Allah'a gider. Bu bir şükürdür, bu bir hamddır. Allah da onun üzerinden onu sevmişti. Evet, eğer birileri bizi Allah için seviyorsa, bilelim ki Allah onların gönlünden bizi seviyor. Biz birilerini Allah için seviyorsak, onu da bilelim ki Allah bizim üzerimizden o kullarını seviyor. Bu böyledir. Sevgi, aşk böyle bir şeydir. Onun için o aşk perde olmuyor. Aradadır. Evet, perde demek o perdeden geçerken yanıp aşk olmak demektir.